Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine 50 tane soru çözeceğiz. Animasyonlu sorular var, yeni nesil sorularda var. Dikkatli dinleyin. Eğer anlayamıyorsanız not alın, ekran fotoğrafı alın. Bir şekilde arkadaşlar bol bol da soru çözün. İnşallah hepiniz geçersiniz. Başarılar diliyorum. Arkadaşlar her zamanki gibi sizden ricam videoyu beğenmeniz, ben desteklemek için video videoyu beğenmenizi rica ediyorum sizden. Hepinize teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Geçelim soru çözümlerimize. İnek araçlarda, kamyonet ve minibüslerde bulundurulması gereken yangın tüpü kaç kilogram, kaç adet olmalıdır? Dikkatle düşünelim arkadaşlar. Yangın tüpü biliyorsunuz zorunlu. Birkaç araç çoğunda zorunlu. Bu sorumuzun cevabı nedir? 1 adet 1 kilo, 1 adet 2 kilo, 1 adet 3 kilo, 2 adet 1 kilo. Bakın. Binek araç yani otomobiller, kamyonet ve minibüslerde. Otomobiller özellikle bir adet 1 kilogram olacak burada cevabımız A seçeneği. Şuradan bakalım arkadaşlar bu verileri Türk, -Türk sitesinden aldım yani araç muayene istasyonunun en güncel halidir. Bakın bineç araçlarda kamyon ve minibüslerde bir adet 1 kilogram diyor. Diğerlerini okuyun mesela burada özellikle tehlikeli maddeyi sorabilirler. Şu an tek tek okumayalım biz ama cevabımız burada A seçeneği. Yangın söndürme cihazında bulunması gereken araçlar ve hangisinde kaç kilogram hepsini ezberlemeyin arkadaşlar. Çünkü çok fazla ama şu ilk ya otomobil ve tehlikeli maddeyi ezberleyin en azından. Bir de şunu bilin arkadaşlar yine bunu da Türk'ün sitesinden aldım. İlk yardım çantası hangileri zorunlu neler bulunması gerekiyor ilk yardım çantası. Mesela ilk yardım çantası traktör motosiklet motorlu bisikletler hariç tüm araçlarda bulunacak. Bak bu şekilde soru da gelebilir. Hangisinde ilk yardım çantası zorunlu değildir der. Bir de aşağıdaki malzemelerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması zorunludur der mesela. Bunlara iyi bakın özellikle. Bunlar çıkabilir. Geçelim. Yaralı taşımada kullanılan testereci yöntemin uygulanış biçimi hangisidir? Değerli arkadaşlar testereci yöntemi A seçeneği oluyor. Burada Bunları detaylandıracağım ilerleyen videolarda, ilerleyen günlerde daha detaylı halini çözeceğim. Şimdilik geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Yara üzerine alkol dökülüp açık bırakmak. Yara kenarını birbirine yakınlaştırdıktan sonra sarmak. Yarayı tentirdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. Bakalım şimdi kesilen bölgeyi kalp çevresinden aşağı sağlamıyoruz. Bu yanlış. diyor Zaten son zamanlarda kaldırıldı ilk yardım çantalarında da yok. Bu da değil. B seçeneği arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Uzun ve detaylı bilgi verilmesi. Yaralının tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci telaşlı olunması, ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir ilk yardım yapıldığının anlatılması. Cevabımız uzun detaylı olmaz, kısa net açık anlaşılır olacak. Kimlik bilgilerinin tamamını vermene gerek yok. Kaç kişi olduğunu söyle, erkek, bayan ya da herhangi kadın ya da herhangi neresinde ne var, ilk yardım için ne gerekiyor onları söylemen yeterli. Aceleci telaşlı olmayacaksın. Yapıldıysa bir ilk yardım yaptıysan onun not alacaksın. Aktaracaksın karşı tarafa. Karşı tarafta ona göre ilk yardıma devam eder ya da ona göre tedbir alır. Cevap D seçeneği. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1-2-5-6 santim. Cevabımız nedir? Yetişkin bir insan diyor. Yetişkin. 5. Evet arkadaşlar şimdi 5. Bu fotoğraf niye var? Bu fotoğraf şunun için var arkadaşlar. Bazen aşağıdakilerden hangisi kalp masajı yapılırken verilmesi gereken pozisyondur diyor. fotoğraflar koyuyor. İşte budur arkadaşlar. Sert bir zemine yatıracaksın. Bu pozisyonu vereceksin. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını bildirir? İnceleyelim şıklarımızı. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği. Araç hareket halindeyken zaten bu lamba yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Geçelim. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar bir yolda Otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Otomobil kamyona, kamyon otomobile trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine, trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine. Şimdi burada önemli kısımlar nedir? Eğimsiz olması yolun. Bir de kamyonla otomobilin karşılaşması. Şimdi bunun ikisi karşılaşınca yol hakkı kime ait? Tabii ki otomobile. Yani kamyon otomobile yol verecek. Şimdi bunu ben ezberden söyledim fakat bunun bir kuralı var arkadaşlar Şurada bakın Dar yerde karşılaşılırsa yalnız bakın şunu söyleyeyim levha Olmamalı yani levha olursa da Durum değişebilir yani çünkü ee, Ya da mesela köprü üstü falan olmayacak bu şekilde düz bir yerde karşılaşmada Sıralama bu şekilde Bunların baş harfi om Kokalim bak Om kokalim diye bir şey çıkıyor fakat bunu ezberleyemeyebilirsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim. Her zaman için seri olan araç yolu hakkına sahiptir. Yani kamyonla otomobil karşılaşırsa yol otomobilindir. Kamyonla kamyonet karşılaşırsa yol kamyonetindir. Unutmayın. Genel mantığı budur. Sıralama da budur. Bunu da unutmayın. Yine işinize yarayabilir. Eğimli yönlerde de arkadaşlar. Her zaman yol çıkanındır. Yokuş çıkanındır. Unutmayın. Burada yine bir not var ekstra. Bu notu da okuyun. Bu çıkar çünkü sınavda. Ben çok uzamazsın diye bu soruyu geçiyorum ama siz mutlaka okuyun arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağı tutmak, kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnik uygulamak. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıya tutmak yanlış bir ilk yardım uygulaması olacaktır arkadaşlar. Yani mümkün mertebe kalp seviyesinden yukarı tutabiliyorsak yukarı tutacağız. Neden? Çünkü kan yukarıya daha yavaş çıkar arkadaşlar. Kalpten daha iyi. Çünkü kanı pompalayan kalp olduğu için kan kendinden daha yukarıdaki bir yere daha yavaş çıkar. Su gibi düşünün. Su yukarıya daha fazla yavaş çıkar mesela. Ama aşağıya direkt zaten dökülür burada da aynı mevzu kalp mevzusu Çünkü kanın merkezi kalptir pompalama noktası Yine damar üzerine baskı uygulamak doğru bir Uygulamadır bu yanlış A cevabımız Basınç noktasına baskı uygulamak bunları zaten anlatıyoruz detaylıca bu da doğru Yine turnike uygulamak uygun yerlere bu da doğrudur turnike ne durumda uyguluyorduk Uzuv kopması varsa ya da çok büyük çaplı kanamalarda uyguluyoruz türnikeyi de genel olarak. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir? Şıklar inceleyelim. Doğru cevap tabii ki B seçeneği. Burada nizami bir park görüyoruz. Burada çizgiye basmış, burada yine çizgiye basmış, burada yine çizgiye basmış araçlar. Geçelim bunu da. Evet arkadaşlar bu soruyu okuyorum fakat işte YouTube bizi filtreye koyuyor onun için ben çok okumayacağım. Siz okuyun cevabı tahmin edin. Çünkü şu kelimeden dolayı bizi filtreye koyuyor arkadaşlar. Engelliyor kanalın ilerlemesini. Siz bu soruyu okuyun. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Bunu kesinlikle yapamazsın arkadaşlar bu durumda. Arkadaşlar bununla ilgili şuraya bir şey koyuyorum. Not ekrana. Bu ekranın fotoğrafını alın. Ben okumak istemiyorum. Dediğim gibi bunları fazla kullandığımız zaman yayının içerisinde ya da videonun içerisinde YouTube bizim videoyu gerilere atıyor. Onun için fazla kullanmak istemiyorum. Siz ekran fotoğrafını alın. Geçelim sonraki sorumuza. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Yani ilk yardım aradığınızda nasıl bir mesaj vermelisiniz? Gizli, şifreli, ayrıntılı ve uzun, kısa öz anlaşılır. Cevap çok açık. Kısa öz anlaşılır olacak. İlk yardım numarası neydi? 112. Tüm numaralar artık birleşti zaten. Hepsi 112. Onu da unutmayın. Bazen sınavda basit de olsa onu sorabiliyorlar. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağı basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevabımız nedir? Şimdi inceleyelim görselimizi. Görselimizde gözümüze çarpan şu var. Gördüğünüz üzere burası nedir? Bir petrol işaretidir. O halde cevabımız yakıt miktarını gösteriyor. Geçelim bunu da. Radyatör kapağının arızalı olması hangisine neden olabilir? Motorun soğuk çalışmasına, motorun hararet yapmasına, fren hidroliğinin azalmasına, bijon somunlarının gevşemesine. Radyatör nedir? soğutma sistemi ile alakalı bir parçadır. Petekler vardı ya hani kılcal borular aracılığıyla aracın soğumasını sağlıyordu. ince kılcal borular aracılığıyla. Bunun işte arıza olması durumunda motor hararet yapabilir. Olabilir diyor. Şimdi motorun hararet yapma sebepleri var. Ortalama 8-10 tane. Bunlar önemli. Bu hararet ışığıdır. Bu ışık araç hareket halindeyken yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Yine burada hararetin yapı neden hararetli olabilir? Burada 10 12 madde var. Şu an zaman kaybolmasın diye okumayacağım ben. Ama mutlaka videoyu durdurup okuyun buralar arkadaşlar. Önemli çünkü bunlar çıkıyor zaman zaman. Geçelim. Videoya göre kırmızı otomobil sürücüsü numaralandırılmış hatalardan hangilerini yapmaktadır? 1- Kırmızı ışıkta geçmektedir. 2- Sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. 3 girişi olmayan yol bölümüne girmektedir. Videoyu dikkatle izleyelim. Tekrar tekrar oynatıyorum zaten. Tam bu esnada arkadaşlar kırmızı araç bakın bu kırmızı araçtan bahsediyor. Buradan da yeşil bir araç çıkıyor. Videoyu incelediğimizde kırmızı otomobil sürücüsü bakın kırmızı ışıkta geçiyor. Bunu görüyoruz ve girişi olmayan yol bölümüne de giriyor. 1 ve 3 sağdan gelen yeşil araca ilk geçiş hakkını vermemektedir. Bu bir hata değil. İlk geçiş hakkı zaten kendisine aittir. Çünkü kavşak içerisinde bulunuyor. Her zaman kuralımız neydi? Ada içerisinde bulunan araca ait diyor hakkı. Geçelim. Cevabımız o zaman ne oluyor? 1 ve 3 B seçeneği oluyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Şıklarımız aracın kullanıldığı yolun bozuk olması, yorgun uykusuz olarak araç kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracın arıza yapması. Bize sorulan nedir burada? Kişi. Şıklar tek tek inceleyelim. Aracın kullan, yolun bozuk olması yola bağlı, yorgun uykusuz budursun, uyarı işaretlerinin yetersiz olması yine bu yol ve trafik işaretlerine bağlı bir kusur, aracın arıza yapması bu da araca bağlı bir kusur. Burada doğru cevabımız B seçeneği. Yorgun ve uykusuz araç kullanılması kişisel bir meseledir, kişiden kaynaklanır. Dolayısıyla bu durumda kaza olursa kişiye bağlı bir kaza gerçekleşmiş olur. Geçelim bunu. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Dönel kavşak yaklaşımını, ileri ve sola mecburi yönü, sağ ve sola mecburi yönü, ada etrafında dönüleceğini. Cevap B seçeneği. İleri bakın okumuz. Bir deney sol. İleri ve sola mecburi yön. Geçelim. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım. Doğru olanlara tik atalım. 1. Işıkla veya okla, pardon, şuradan başlayalım. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. Doğru mu? Doğru. Sinyalle çıkacaksınız park yerinden. 2. Araçların veya araçların etrafını kontrol etmeleri. Araçlarının etrafını kontrol etmeleri. O da doğru. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. Doğru mu? Hayır kendileri duracaklar. Onlar ikaz ederek yol istemeyecekler. 4. Görüş alanlar dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. O da doğru. O halde 1, 2 ve 4. B seçeneği. Biz doğru olanları arıyorduk. Geçelim bunu da. Hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan vücut sistemi. Hareket sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi. Hücre ve dokular vücuda oksijen nasıl giriyor? Solunum sayesinde. Nefes aldığımızda ciğerlerimize gidiyor. O şekilde oksijen artıyor vücuttaki. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Doğru cevabımız B seçeneği motor. Arkadaşlar gücün kaynağı motordur. Şurada hemen göstereyim motorun diğer fonksiyonlarını. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Şu sınavda çıkıyor. 1. Motor ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Bu da önemli bir diğer bilgi. Yine yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. Arkadaşlar motoru şu şekilde sorar. Şurası motor. Ok çıkartır, soru işareti koyar. Burası nedir? Motordur. Bununla ilgili bu şekilde soru çıkar ehliyet sınavında. Manevra yapacak sürücü hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Cevabımız nedir? A seçeneği. Manevra ne? Hareket. Yani duran bir araç harekete geçiyor ya mesela bu soruda kastettiği bu. Duran bir araç harekete geçmeden önce ne yapacak? Ön, arka, yanlardaki trafiği kontrol edecek. İşaret verdiği anda manevraya başlamayacak. Başlamadan önce işaretini verecek. Manevraya başlattıktan sonra vermesi de yanlış. Manevra bitmeden işaretini bitirmesi de yanlış. İşaret dediği de sinyal olur, ışıklar olur bunlar arkadaşlar. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgesi mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? Cevabımız asli kusur ve ölüm var. Bu durumda cevap A seçeneği. Şimdi bu sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili ben bunları çok da şu kelimeyi okumayacağım çünkü engelliyor YouTube bizi. Fakat siz burada bu sayfayı okuyun. Bize sorduğu da şuydu arkadaşlar işte. Bir yıl süreyle. Asli kusurlu olarak. Diğer bir iki madde daha var. Onlar da burada onları dediğim gibi şu kelimelerden dolayı ben okumuyorum. Çünkü YouTube filtre koyuyor. Geçelim. Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda bu alan sürücü eğitimi alanıdır ve eğitim araçlarına sürücü adayı yazmaktadır eğitim araçlarında. Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüler tarafından el ile, söz ile ya da diğer araçla ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış olduğu davranışların sebebi hangisi olamaz? Soru biraz uzun. Bağlam koptu yani ne okuduğum baştan sona anlaşılmamış gibi olabilir. Siz bir kere durdurup okuyun arkadaşlar uzun. Hangisi olamaz diyor. Psikolojik problemlerin olduğu, bencil oldukları, empati yeteneklerinin gelişmiş, ol gelişmiş olduğunu, yeterince terbiye almadıkları. Şimdi diğer araç sürücüleri kısaca özeti şu cümlenin arkadaşlar buradaki metni. Diğer araç sürücüleri sürücü adaylarını yani olumlu karşılamıyor. Yani şey tanımıyor. İltimas tanımıyor onlara. Normalde sürücü adayı dediğimizde onlara biraz daha iyi davranmaları gerekiyor ama yapmıyorlarsa bunun sebebi hangisi olabilir? Psikolojik problemleri varsa olabilir. Olamayan arayacağız. Bencil olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Yeterince terbiye alma almamış olabilirler. Empati yeteneklerinin gelişmiş olduğu olamaz. Zaten empati yetenekleri gelişmiş olsa diğer araç sürücülerin Sürücü adaylarına bu hareketleri yapmazlar. Onun için arkadaşlar yarın öbür gün siz de sürücü olduğunuzda sürücü adaylarına lütfen iyi davranın Bakın zaten araçların üzerinde sürücü aday diyor. Yani onlara yardımcı olalım. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Buji daha önce de anlattım. Şu şekilde demiştim B harfi ile başlıyor. Cevabımız ne? B. Benzin. Doğru cevap A seçeneği. Bu şekilde kodlarsanız işinize gelir bazı birçok soru işinize yarayabilir bu kodlamalar. Şimdi içten yanmalı motorlar nelerdir? Yani buji ile ateşlemeli. Kısaca bunlara değinelim. Madem bu soruyla bağlantılı sınavda da gelebilecek ihtimali olan yerler. Arkadaşlar içten yanma dediğimizin olayı yanmanın motor içerisinde gerçekleşmesi. Bundan dolayı içten yanma diyoruz. Burada bilmemiz gereken 4 tane zaman var emme zamanı sıkıştırma ateşleme egzoz zamanı Bunlar sıralıdır 1 2 3 şeklinde gider Sınavda çıkıyor diye özellikle sıralarını söyledim Şimdi emme zamanında hava alınıyor Sıkıştırma zamanında bu hava sıkıştırılıyor Ateşleme zamanında da benzinlerde bakın buji ile Benzinlerde buji ile ise yani mazotta nasıl oluyor kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle ateşleme gerçekleşiyor. Egzoz zamanda da zaten ad üstünde egzozdan dışarıya gazlar atılıyor. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtları benzin, LPG, doğalgaz bunları görürseniz buji ile alakalıdır. Yine içten yanmalı motorlar benzin, LPG, dizel bunların hepsi içten yanmalıdır. İçten yanmada dizel de var karıştırmayın. İşten yanma dediğimizde benzin, LPG, dizel bunların hepsi işten yanmadır. Bu sayfada bilmemiz gerekenler bu kadar. Geçelim. Şu bujiyi unutmayın özellikle benzinli motorlarda yanmayı gerçekleştiren parça. Yine resimli soru. Resimli sorularda her zaman iyi inceleyen resimleri. Bakalım sorumuza. Görseldeki gibi karayolu bölümünde seyreden sürücülerin numaralandırılmış davranışlardan hangileri yapmalar tehlikeli durumlar oluşmasına sebep olur? İki tane aracımız var. Karşıdan bir araç daha geliyor. Burada levhamız var. Viraj. Ve tek çizgi. Yani sollama yasak. Hızlarını arttırmalar. Viraja görürken hızlarımızı arttırsak ne olur? Tehlikeye sebebiyet veririz. Viraja dar bir kavisle girmeleri. Evet. Arkadaşlar virajlara geniş kavisle gireceğiz. Dar kavis demek şuradan girmesi demek bu aracın mesela. O zaman tehlike olur tabii ki. Geniş vir gireceğiz virajlara. Öndeki aracı geçmek zaten halihazırda çizgiden de gördüğünüz üzere ki zaten virajlı yerde öndeki araç sollanılmaz. Bunun üçü de tehlikeye davetiye çıkarır. Bakın sorular çok basit, gözünüzü korkutmasın. Levhaları inceleyin, araçları inceleyin, yol çizgilerini inceleyin. Bitti. Trafik işaretinin anlamı nedir? Otoyolun sonu. Sollama yasaktır. Otoyolun başlangıcı giriş yasaktır. Bu nedir arkadaşlar? A seçeneği bir son. Bir defa şu çizgi son olduğunu gösteriyor. Neyin sonu? Otoyolun sonu. Şurada bakalım bunu bir detaylandıralım. Bakın bu sonu bu da başlangıcı arkadaşlar. Bak şu başlangıcı böyle bir çizgi çekersen otoyolun sonu olur. Başlangıçta ne diyor? Burada yayalar yürüyemez. Bisiklet giremez. Traktör giremez. At arabası giremez otoyolda. Otomobiller için de hız sınırı 130'dur. Yeni geldi bu güncelleme geçen sene. Onu da unutmayalım. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak hangisinin yapılması yasaktır? Kamyon ile kamyoneti çekmek, çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşımak, freni bozuk aracı çeki demir ile çekmek, kurtarıcı olmayan araçlarda araçlarla çekmek. Hangisi yasaktır diyor. Doğru cevap B seçeneği Çeken ve çekilen araçlarda yük ve yolcu taşımak yasaktır. Diğerleri doğru. Şimdi bunlarla ilgili bir şey vardı ama galiba silmişiz. Neyse bunlarla ilgili şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çekilen ve çeken araçlarda kamyon kamyoneti çeker. Evet daha güçlü araç güçsüz aracı. Fren ara, freni bozulsa çeki demiriyle çekiliyor. 1 metre. Yine arkadaşlar eğer çekilen araçla çeken araç arasındaki mesafe fazlaysa araya yansıtıcı ya da kırmızı bez gibi bir bez kurdela bağlıyoruz bu da önemli geçelim araçlarda emniyet kemeri kullanılması ile ilgili olarak hangisi doğrudur şehir içi ve dışı trafikte mecburi şehir içi dışı trafikte isteğe bağlı şehir içi trafikte isteğe bağlı şehir dışında mecburi şehir içi trafikte mecburi şehir dışında isteğe bağlı Emniyet kemerini için kullanıyoruz. Tabii ki A seçeneğinde şehir içi ve şehir dışında mecburi ve zorunlu emniyet kemeri ne işe yarıyor? Kaza anında ölüm ve yaralanma riskini aza indiriyor. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? Kan, kalp, eklemler, kan damarları. Doğru cevap Arkadaşlar dolaşım dediğimizde ne aklımıza geliyordu? Kanın vücutta dolaşması. E zaten bu kan doğru. Kalp kanın vücutta dolaşmasıyla alakası var mı? Kalbin o da var. Damarlarla aracılığıyla dolaşıyor zaten. O da eklemlerin bununla alakası yok. Unutmayın. Dolaşımdan kasıt kanın vücutta dolaşımı. Yine bununla ilgili şu şekilde bir soru da çıkıyor arkadaşlar. Kandaki vücutta giren oksijeni taşıyan sistem ne? Dolaşım sistemi. Oksijeni vücuta dağıtan sistem. Oksijen yani nefes aldığımızda oksijeni vücuda dağıtan sistem dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi aracılığıyla kan aracılığıyla dağıtılıyor. Besinler de aynı şekilde dolaşım sistemi aracılığıyla insan vücudunda gidiyor gitmesi gereken yerlere. Geçelim. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Kalbi duran, kalbi düzensiz çalışan, solunum sayısı azalan, solunumu düzensiz olan. 5 santim aşağı indirdiğimiz pozisyonumuz neydi bizim? Kalp masajıydı. Kalp masajı da kalbi duran kişilere yapılır. Unutmayın. Çocuk yetişkin 5, bebekler 4. Unutmayın onu da. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşta ne ad verildi? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. Şimdi bu soruda çok şaşırılıyor. Sebebi de 9 deyince böyle o 9. Cevap otomobil. Kimseye ihtimal vermiyor. Otomobil diyor hocam 5 5 kişi oturuluyor filan diyor. İşte o iş öyle değil. Şuraya bakalım neden öyle olmadığını. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Sürücüsü dahil 9 derse otomobil. Ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen derse kamyonet. 9'dan fazla olan yeri derse otobüs. 17 yaşmayanlara minibüs diyoruz. Kamyonda 3,5 tondan yüksek olanlara da kamyon diyoruz. Bu tanımlar önemli. Bunların fotoğrafını çekin. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? Kan, kalp, eklemler, kan damarları. Sorduğu şey nedir? Dolaşım. Dolaşımdan kastı nedir arkadaşlar? Kanın vücutta dolaşımı. Bakın dolaşım sistemi dediği zaman aklımıza bu gelmesi lazım. O halde nedir? Kan var mıdır bunlar bu sistem içerisinde? Evet. Kalp var mıdır? Evet. Damarlar var mıdır? Evet. Yani kanın vücutta dolaşması için bunlar var. Peki eklemler var mı? Hayır. Zaten bize sorumuz ne diyor? Değildir diyor. Bunları güzel okuyun. Şurada sistemleri kısaca göstereyim. Ben arkadaşlar bunlar detaylandırmıyorum. Siz videoyu durdurup okuyun. Çıkıyor çünkü mesela sinir sistemi filan falan. Bunlar önemli. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağa ve sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. İpucumuz nedir? Sağa ve sola dönüş. Hangisini kullanıyoruz? Sinyal. Sağ sinyal, sol sinyal. Bunu bilen herkes herhalde arkadaşlar. Sağa dönerken sağa, sola dönerken sola sinyal veriyoruz. Unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? Antifriz, fren hidroli, motor yağı, akü elektroliti. Burada dikkat etmemiz gereken şu motorun aşırı ısınması. Motorun soğumasını sağlayan sistem nedir bizde? Yağlama sistemi. Motor yağı cevap C seçeneği. Şimdi ne oluyor? yağımız belli seviyenin altında olursa ya da hiç olmazsa parçalar birbirine sürtüyor. Yağın görevi neydi? Parçaların birbirine sürtmesini engellemekti. Onun için eğer birbirine sürterse motor aşırı sınır parçalar. Şimdi yağla ilgili şunları bilmenizde fayda var. Yağlama sistemi dediğimizde şunlar çok önemli hususlar. Sürtünmeyi azaltır. Aşınmayı önler Yağ filtresi dediğimiz filtre yağın içerisindeki pislikleri temizler. Budur. Parçalardaki ısıyı alarak soğutmaya yardımcı olur. Yine yağlama sisteminin faydası. Yani normalin altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınır. Az önceki soruda çıkan kısım buydu mesela. Periyodik olarak aracın servis kitabında belirtilen sürelerde yağ değiştirilmelidir. Her yağ değişiminde de yine yağ filtresini değiştiriyoruz. Yağ gösterge lambamız budur. Bu lamba yandığında araç hareket halindeyken bakın hareket Araç hareket halindeyken bu lamba yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bu önemli. Bir de yağ çubuğu bunu da soruyorlar. O da şudur. Bu yağ çubuğu ne işe yarıyor? Araçtaki yağ seviyesini ölçüyor. Geçelim bu soruyu da. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazeden hangi durumundan anlaşılır? Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından göğüs kafesinin yükselmesinden. Suni solunumda yeterli mi yetersiz mi bunu anlamak için neye bakmanız gerekiyor? Tabii ki göğüs kafesinin yükselmesi doğru cevabımız D seçeneği. Bununla ilgili rakamlar da var arkadaşlar ne kadar yükselmesi gerekiyor. Onlar da şu sınavda çıkıyor. Bu sayfa çok önemlidir. Göğüs kafesi 5 cm aşağı inecek şekilde 30 kalp bassı yapılır dakikada 100 bas olacak şekilde ayarlanır. Bakın yetişkinlerde 5, çocuklarda 5, bebeklerde 4 santimdir bu. Az önce göğüs kafes acı çayının akma işte yetişkinler ve çocuklarda 5 santim, bebeklerde 4 santimdir. Sorumuzun önemli kısmı buydu. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor. 30 kalp masajına 2 suni solunum. 30'a 2 kuralı diyoruz biz buna. Yine kişiye iyi misiniz diye sorarak bilincini kontrol etmiş oluyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Omzuna dokunuyoruz şöyle hafifçe yetişkin bireyde. İyi misiniz diye soruyoruz. Aslında buradaki amacımız bilinci yerinde mi? Bebeklerde de yine ayak tabanına vuruyoruz bilinç kontrolü için. Yine burada çıkan şu çıkabilir. Bak dinle hisset yöntemi. 10 saniye. 10 saniye rakam çıkabilir burada. Başka 30'a 2 çıkabilir. Buradaki her şey çıkabilir. Fakat şu sarı çizdiklerim ekstra dikkat edilmesi gereken mevzular. Onun için burayı mutlaka fotoğraflayın. Geçelim biz sonraki sorumuza. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? Şarj sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi, ateşleme sistemi. Doğru cevabımız yağlama sistemi. Motorda çalışan parçaları yağ sayesinde biz yağlıyoruz arkadaşlar. Parçaların sıhhatini, ömrünü uzatmak için yağlama yapıyoruz. Bu yağlama sonucunda da yağlama sistemi, hatta bunun temizliğini sağlayan sistem yağlama sistemidir. Bunun temizliğini sağlayan özeldeki sistem ise yağ filtresidir. Yağ filtresi yağın içindeki pislikleri temizliyor. Şimdi yağlama sistemine bir bakalım motor yağının kontrol edilmesinden başlayarak. Şimdi arkadaşlar motor yağ şu çubukla kontrol edilir. Motor yağ çubuğu denir buna. Bu. Bu yağ filtresidir. Yağın içerisindeki pisliği temizler Filtreler süzer Yine arkadaşlar motor yağının kontrol edilmesi için Araç 15-20 dakika çalıştırdıktan sonra Düz bir zemine park edilerek 4-5 dakika beklettikten sonra Yağ çubuğuyla kontrol edilir Motor yağı Burası önemli Motor yağının görevi neymiş arkadaşlar Sürtünen yüzeylerin aşınmasını önler Ayrıca motorun içinde çalışan parçalar temizler Sürtünme azaltıyor Aşınma önler, pislikleri temizler Soğumasına da yardımcı oluyor bu da motor yağ gösterge işareti arkadaşlar. Araç gösterge işaretlerinden yağ işareti, yağ simgesi, sembolü. Unutmayın bunları da. Yağın görevi parçaların birbirine sürtmesini engellemek. Zaten parçalar birbirine sürtmediği zaman da ısı oluşmayacaktır. Dolayısıyla soğumuş olacaktır araç aynı zamanda. Geçelim. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. Aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakın önemli kısım şu aralıklı yanması ve sarı ışık olması. Şimdi sınavda en çok yanlış yaptığınız mesele şu arkadaşlar. Soruyu dikkatli okumamanız. Aralıklı yanan yanıp sönen sarı ışık. Adam sarı ışık kısmını okuyor. Şurayı okumuyor. O zaman sorunun cevabı değişiyor tabii ki. Bu sorumuzun cevabı nedir? Işık sarı arkadaşlar. Işık sarı ise yol ver manasını taşıyor. B seçeneği. Bu giriş olmayan yol buraya da yazdım zaten arkadaşlar. Burası taş trafiğine kapalı yol. Bu da dur. Şimdi bu da A'dakinin de bir anlamı var. Onu da şurada gösterelim. Gösterdiğim zaman daha iyi oluyor arkadaşlar akılda kalıcılığı. Bak. Pasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. A seçeneğinde bu vardı gördüğünüz üzere. Bu ne anlama geliyormuş? Dur yani dur diyor. Arkadaşlar kırmızı olduğunda zaten aklımıza dur kelimesi gelmesi gerekiyor. Pasılalı ise duracaksın. Sonra bakıp yolun durumuna göre hareket edeceksin. Paslalı olarak yanıp sönen sarı ışıksa uyarı anlamına gelir. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. Paslalı sarı bu. Paslalı kırmızı bu. Arkadaşlar dur kelimesi gördüğünüz zaman kırmızı ışık aklınıza gelsin. Unutmayın. Zaten bu fasılalıysa ne olacak? Duracaksın kontrol edip o şekilde devam edeceksin yoluna. Hasılalı olmadığında zaten ne yapıyorsun? Sürekli yanıyorsa kırmızı zaten duruyorsun o durumda. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. Bakın ilk yardımı kolaylaştıracak güvenli bir ortam oluşturulması. Olay yerinin diğer araç sürücüler tarafından görülmesinin engellenmesi. Araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Doğru olanı bulacağız. Açık bırakmak kontağı elektrik sistemin çalışmasını sağlar. Yangına sebebiyet verebilir. LPG'yi kapatmamak patlamaya sebep verir. Doğrusu kapatılması olmalıdır. Olay yerinin araç sürücü görünmesine engellenmesi yanlış engellenmemesi olacak. A seçeneği meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştıracaksınız. Bu güvenli bir ortam için önemlidir. Cevap A. Geçelim. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde sonlandırılır? Kalp çalıştığında 112'ye haber verildiğinde, kazazeden akrabaları geldiğinde, kazazeden cildinde kızarıklar gözlemlendiğinde. Kalp masajı ne zaman bitirilir? Doğru cevap çok basit. Kalp çalışmaya başladığında kalp masajını bitiriyorsunuz. Zaten masajın amacı nedir? Çalışmayan kalbi çalıştırmaya çalışmaktır çalışmaya başladığın işlemi bitiriyorsunuz. Geçelim. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması durumunda hangisinin ömrü kısalır? Fren pedalının, far ampulünün, marş motorunun, silecek motorunun. Uzun süre sıkça marş yapılırsa cevabımız nedir? C seçeneği marş motorunun ömrü azalır. Şimdi marş sistemi ile ilgili şunları bilmekte fayda var. Bakın uzun süre marş yapılırsa ne oluyormuş? Uzun süre sıkça marş yapı akümülatör boşalıyormuş. Motorun hareketi, motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem nedir? Marş sistemi. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmayacak. Marş yaptığınız eğer çalışmazsa biraz bekleyip sonra yapıyorsunuz. Arka arkaya yapmıyorsunuz. Yine marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bunu da bilmenizde fayda var. Sıkça bakın sıkça marş yapılması marş motorun ömrünü kısaltıyormuş. Geçelim. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmalıdır? Bir numara hangisi? Arkadaki bakalım şıklarımıza. Öndeki aracı takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli. Öndeki aracın geç işaretine uymalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Neden? Sollama yapabilir mi hocam? Hayır yapamaz. Neden yapamaz biliyor musunuz? Şu düz çizgi görüyor musunuz? Bakın düz çizgilerde neydi? Sollama yapılmaz Zaten bu yolda ilerisi görülmeyen bir viraj. Yani bunlar olmaz. Hızını arttırmayacağız. Sollama yapamayız zaten tek şerit. Yani şu düz çizgi olduğu için. Daha fazla da yaklaşmıyoruz. Neden? Çünkü ilerisi görünmüyor. Ne olacağı belli olmaz. Geçelim. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiştir? takip mesafesine, kavşaklarda geçiş hakkına, öndeki aracı geçme kuralına, farların kullanılacağı yer ve hallere. Burada bir kaza olmuş. Kazada ve bu tür yollarda kavşak sorularında neye bakıyoruz? Lefa var mı diye. Lefa var. Buranın ana yol olduğunu gösteren bir lefa var. Burada da dur yazıyor. Lefa biraz küçük çıkmış ama ekranda böyle arkadaşlar. Dur yazıyor. O zaman burası da talih yoldur. Bura ana yol, bura talih yol. Bu kaza neden gerçekleşmiş olabilir? Karşılıklarda geçiş hakkı sırasında uyulmadığı için uymayan kim? Şu araç. Burada durmalıydı. Yolu bu arabaya vermeliydi. Kazanın sebebi geçiş hakkı sırasında uyulmaması. Geçelim. Emniyet kemeri ve kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bu tür öncülü önce soruyu okuyun. Sonra doğru olanların yanına artı yanlışlara çarpı koyacağız. 1. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri sağa sola yukarı vurmasını engellemek. Emniyet kemeri. Doğru mudur? Doğru arkadaşlar. Bunu engeller. 2. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirir. Bu da okey. 3. Yerleşim yeri içerisinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemer takması zorunlu değildir. Değildir. Bu da doğru. Doğru cevap nedir? 3'ü de doğru. Bu şekilde yaparsanız daha rahat olur. Önce soruyu okuyup sonra öncülleri okursanız. Geçelim. İlk yardımla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur? İlk yardım sırasında ilaç kullanılır. İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılır. C. İlk yardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. D. İlk yardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır. Doğru olanı arıyoruz. Doğru cevap C seçeneği. İlk yardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. İlaç kullanılır mı? Hayır. Bu acil tedavide ya da tedavide. Acil tedavi ünitelerinde yapılan şey acil tedavidir. Bu da yanlış. Yine doktor ve sağlık personeli tedavi ve acil tedavide olur. İlk yardım da olmaz. İşte şurada arkadaşlar ilk yardımla acil tedavinin farkı. İlk yardım ilaçsızdır. Olay yerindeki bulunan kişice yapılır acil tedavi doktor ve sağlık personelince yapılır. İlk yardımın amacı hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamın sürmesini sağlamak, durumun kötüye gitmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Acil tedavide ilaç ve benzeri şey yok. Var. Pardon. İlk yardımda yok bu ilaç. Geçelim. Kaza yapan bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gereken nedir? Çekilmişse el freni indirilmeli. Aracın kontağı kapatılmalı. Hemen 110 aranılmalı. Araç ters dönmüşse düzeltilmeli. İlk yapılması gereken şey B seçeneği. Aracın kontağını kapatıyoruz arkadaşlar. Çalışırsa çünkü yangın ve benzeri şeyler olabilir. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Anahtar kelimemiz bu. Ben bu kelimenin ismini çok kullanmayacağım çünkü videolarda bizi engelliyor YouTube Kullanırsa Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası verilir. Cevap nedir? A seçeneği. Şimdi bunlarla ilgili şunu göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar 5 yıl doğru 5 yıl içerisinde alkollü araç kullandığımızda ben kelimeyi yine çok kullanmayacağım siz anlayın. 625 kuralı var. Şurada ne yazıyor? 625. Birinci tespitte 6 ay süreyle. İkinci tespitte 2 yıl süreyle. Bak. 6, 2. Üçüncü tespit ve sonraki tespitlerde 5 yıl süreyle geri alınır sürücü belgeniz. Alkol durumunda zaten şurada da yine az önceki sorunun cevabı var. Kelimeyi kullanmak istemiyorum. Siz okuyun. 5 yıl geri alınır. Unutmayın. Şurada da önemli bir ipucu var. Aday süre, sürücülük süresince sürücü belgeniz iptal edilir. Yine şurada bir ipucu daha var. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Geçelim bunu da. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Kontrollü demir yolu geçidini, kontrolsüz demir yolu geçidini, tramvay ile oluşan kavşağı, demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını. Bu işaretimiz nedir? B seçeneği. Demir yolu arkadaşlar kontrolsüz demir yolu oluyor bu da Azazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi hangilerinin göstergesidir Yukarıdaki maddelere bakalım bir şiddeti kafa travması geçirdiğinin 2 omurilik zedelenmesi olabileceğinin 3 göğüs zedelenmesi geçirdiğinin Şimdi arkadaşlar şura dikkat edelim Evet Doğru cevabımız nedir bakalım Tahminlerinizi yaptıysanız a şiddetli kapat arkadaşlar baş bölgesinden kulaktan burundan Kan gelmesi baş bölgesinde bir kanam olabileceğini travma geçirmiş olabileceğini Gösterir bize omurilik zedelenmesi Olabilir yine sinirler zedelenebilir Göğüs zedelenmesi alakası yok göğüs zedelenirse arkadaşlar Daha çok akciğerden bahseder ciğerlerden bahseder Eee göğüs dediğimizde de aklımıza bu gelecek. Arkadaşlar burada o zaman cevabımız nedir? A seçeneği 1 ve 2. Geçelim. Kavşaklarda kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerinde, yerleşim yeri dışında. Cevabımız arkadaşlar yerleşim yerinde 30, yerleşim yeri dışında 150. Cevap o zaman A seçeneği oluyor. Geçelim bunu da. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omzuna, karın boşluğuna, omurgasına. Cevabımız, bebek ise söz konusu, ayak tabanına. Yetişkinlerde bilinç nasıl kontrol ediliyor? Onlarda da kişinin omzuna hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorarak kontrol ediyoruz bilinci. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca hangisini yapabilir? Diğer şeride geçemez, öndeki aracı geçebilir, takip mesafesini azaltabilir, sol şeritte sürekli seyredebilir. Hangisini yapabilir diyor. Bakın şu önemli. Diğer şeride geçemez. Yanlış. Kesikli olduğu için şurada da fotoğrafını koydum arkadaşlar. Kesik olunca geçebilir. Öndeki şeride aracı geçebilir. Yani sollama yapabilir. Evet, kesikli çizgide sollama yapabilirsiniz. Doğru olan bu. Takip mesafesini azaltabilir mi? Hayır. Yani ideal mesafeyi koruyacaksın. Takip mesafesini istenilen değerin altına düşemezsin. Bu da nedir? Hızının yarısı kadar. Tabii farklı bir işaret yoksa. Sol şeritte sürekli seyredebilir. Bu da yanlış. Hiçbir ara sol şeritte sürekli seyredemez. Cevap B seçeneği. Evet bugün de bitirdik arkadaşlar. 50 tane soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada bol bol deneme sınavlar atıyorum. Onları mutlaka çözün. Uygulamayı da indirin arkadaşlar. Uygulamanın linki bu videonun açıklama kısmında ve Instagram'da paylaşıyorum. Mutlaka indirin. Günlük 250-300 soru çözün. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.